Ben bugün Darü Şafaka e, caddesi ve Darü Şafaka okulundan biraz bahsetmek istiyorum. İkinci Abdülhamit Han geçen hafta bahsetmiştim. İkinci Abdülhamit Han'ın sıkıntısı vardı. Nedir? Efendim yetişmiş eleman yok bulamıyor. Ne yetişmiş eleman istese? mühendis lazım olacak ya da teknik eleman lazım olacak yok. Neden? Okul yok. E, okullar yok mu? Var. Evet bir rakam vereceğim şimdi. İyi dinleyin efendim. 10 bin adet. 10 bin adet okul var. Ne okulu? 10 bin adet efendim İstanbul, Türkiye'nin özellikle Ermeni, Ortodoks, Yahudi toplumuna ait, Osmanlı uyruklu, Rum, Ortodoks, Ermeni, Yahudi toplumuna ait yaklaşık 10 bin adet okulda eğitim veriliyor, veril yapılıyor ama bizim ihtiyacımız olan devlet kademesinde kullanabileceğimiz gerekli olan sivil bürokrasi için iyi eğitilmiş insan gücü maalesef yok yetişmiyor. Bunun üzerine Abdülhamit Han işte bu Fatih'te inşa edilen okul binası devletin özellikle desteklediği lazım olacak olan insanların eğitimli insan yetişmesi gereken Darüşşafaka okulunu kurdurdu, hazırlandı burası, binası başlandı. Peki bu okulda kimler okuyacak? Bu okulda efendim yetimler, öksüzler, özellikle annesi babası olmayan kardeşlerimiz burada okuyorlar. Devletin ihtiyacı olan hangi bölümse, hangi ihtiyaç varsa o alanda hemen eğitim açılıyor ve burayı bitiren Darüşşafaka'yı o dönemde bitiren üniversite mezunu sayılıyor efendim. Yüksek okul bitirmiş sayılıyor. Bu kadar önemli. kızlar, kızla erkek öğrenciler ayrı ayrı. Her ne kadar o dönemde tevrit birleştirilmek istenmişse de karma ve eğitim olmuşsa da bu olmamıştır. Daha sonra 74'e kadar sadece erkek öğrencilere burası hizmet veriyor. Bu binanın özelliği dediğim gibi değerli dinleyicilerimiz özellikle o dönemin bürokrasi için gerekli olan elemanın istihdamın yapılabilecek kişinin yetiştirdiği bir okul. Bu okuldan yetiştirilen e, ilk mezunlarını bu okul 1881 yılında verdi. 1881-1927 döneminde mezunlarından özellikle %25'i Telgraf ve Posta Nazırlıklarında istihdam edildi. Demek ki ihtiyacımız neymiş? Telgraf ve Posta çok önemli. E, diğer okullardan gelmiyor, buradan yetiştiriyor. %15'i öğretmen olarak, %13'ü de gümrüklerde görevlidir. Hükümet e, duyunu umumi örgütünün muhalefetine karşın e, gümrük sistemine reformlar yapıldı ve işte buradan değerli elemanlar yetiştirildi efendim. Kimler yetişti bu okuldan hepinizin bildiği bakalım Darüşşafaka'dan mezun olmuş olan kimler var söyleyince A diyeceksiniz. Efendim Namık Kemal Evet Namık Kemal buradan Darüşşafaka'dan mı mezun? Said Ab Faik Abesi Yanık, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Mithat e, buranın ünlü mezunlarından. Neresi? Darüşşafaka okul efendim. Şu anda da çalışması yapılıyor buranın Fatih'te. E, restorasyon çalışması tadil ve tamirat bitmek üzere. Özellikle imam hatip olarak kullanılan yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin imam hatip eğitim tedrisatı saatte burada devam ediyor. E, i̇nşallah tez zamanda biter. Allah kolaylıklar nasip etsin efendim.